Bloklama nedir? Bloklama terimi sinemanın kendisinden daha eski bir terim ve sinema ile ilgili pek çok şeyde olduğu gibi tiyatro kökenli bir kelime. 19. yüzyılda tiyatro yönetmenlerinin oyuncuların duracakları yerleri ve hareketlerini belirlemek için minyatür bir sahnede oyuncular yerine blokları kullanmasından gelen bir terim ve halen de kullanılmakta. Sinema söz konusu olduğunda buna doğal olarak kamera hareketlerini dahil ettiğimizden direkt olarak mizansen ve sinematografinin en önemli parçalarından biri haline geliyor. Daha önce defalarca tekrarladığımız ve tekrarlamaya devam edeceğimiz gibi sinemada her bir kadraj sebebi ve sonucuyla sorgulanmalıdır. Dolayısıyla bloklama her kamera kurulumunda hazırlanmalı ve özellikle uzun plan sekanslarda çok iyi planlanmalıdır. Kamera arkası görüntüleri izlerken zaman zaman yerde T işaretleri görebilirsiniz. Oyunculara doğru bloklanmanın yapılabilmesi için tam olarak durmaları gereken yerleri gösteren işaretlerdir. Be careful, Charles. Kane. Pull your muffler around your neck, Charles. Kane, I think we shall have to tell him now. Yes. I'll sign those papers now, Mr. Thatcher. Treats his bill and leaves worthless stock behind. That property is just as much my... 16 hours and 8 minutes old. Sinemada her bir kadraj sebebi ve sonucuyla sorgulanmalıdır. Plan türleri öncesi bunun olacağını 4-5 bölümde biliyor olmamız. Yani savaş ne kadar umutsuz hale gelirse gelsin aslında...